Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Betelgeüz'ün 100 bin yıl içinde patlaması beklense de, yıldızın 2019 yılında aniden parlaklığını kaybetmesi, bilim insanlarının yıldızın yakın zamanda patlayacağını düşünmesine sebep oldu. Yıldızlar ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, ışık yayan ve gökyüzünde bir nokta halinde görünen plazma küreleridir. Yıldızların yaydığı ışık enerjisinin kaynağı, nükleer füzyon tepkimeleridir. Örneğin Güneş nükleer füzyon tepkimeleriyle, hidrojeni helyuma dönüştürerek ışık üretir. Yıldızların kararlı bir yapıya sahip olmasını sağlayan iki etken vardır. Parçacıklar arasındaki kütle çekim kuvveti ve nükleer tepkimelerin sebep olduğu basınç. Bir yıldızın yakıtı tükenmeye başladığında, nükleer tepkimelerin sağladığı basınç azalır. Böylece yıldız kütle çekim etkisiyle içe doğru çökmeye başlar. Bu süreç süpernova olarak adlandırılan bir patlamayla sonlanır. Bilim insanları, süpernova patlamalarının ne zaman gerçekleşeceğini, yıldızların kütlesine bakarak tahmin edebilir. Betelgeüz, Güneş'ten yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıkta, Güneş'in yaklaşık 950 katı büyüklüğünde ve 600 milyon kilometre yarıçapa sahip kırmızı süperdev yıldızdır. Geçmişte Betelgeüz'de Güneş gibi füzyon tepkimelerinde, hidrojen kullanıyordu. Hidrojen tükendikten sonra ise, helyum yakmaya başladı. Yakıtı tükenmek üzere olan, Betelgeüz'ün önümüzdeki 100 bin yıl içinde, patlaması öngörülüyordu. 2019 yılında ise, Betelgeüz aniden parlaklığını kaybetti. Bir yıldızın parlaklığının aniden sönmesi, yıldızın süpernova gerçekleştirmeye hazır olduğunu gösterebilir. Fakat Betelgeüz patlamadı, birkaç ay sonra eski parlaklığına geri döndü. Peki, Betelgeüz neden aniden solmuştu? Betelgeüz gibi bazı büyük kütleli yıldızlar, helyumu yakıt olarak tüketmeye başladığında, nükleer tepkimelerin gerçekleştiği iç bölgelerde, sıcaklık ve basınç da artmaya başlar. Artan sıcaklık ve basınç, yıldızın büyümesine neden olur. Ancak büyüme ile birlikte, basıncın düşmesiyle nükleer tepkimeler daha az gerçekleşmeye başlar ve yıldız yeniden küçülür. Bu durum iç basıncın ve nükleer tepkimelerin artmasına neden olur ve yıldız yeniden genişlemeye başlar. Bu şekilde tekrar tekrar büyüyüp küçülen yıldızlara, zonklayan yıldızlar denir. Betelgeüz de zonklayan yıldızlardan biridir ve 420 günlük periyotlarla büyür ve küçülür. Zonklayan yıldızların parlaklıkları da değişkenlik gösterir. Bazı bilim insanları Betelgeüz'ün solmasının, zonklama sırasında meydana gelen sıradan olayların bir sonucu olduğunu düşünüyordu. Ancak NASA tarafından yapılan araştırmalar, Betelgeüz'ün ani parlaklık kaybının sebebinin, yüzeyinde gerçekleşen bir patlama sonucu atmosferine dağılan plazmanın soğuyarak bir toz bulutu oluşturması ve bu bulutun Betelgeüz'ün ışığının dünyaya ulaşmasını engellemesi olduğunu gösterdi. Betelgeüz'ün ne zaman patlayacağı tam olarak bilinmese de, meydana gelecek süpernovanın kısa bir süreliğine, tüm gökadayı aydınlatacak büyüklükte olacağı tahmin ediliyor. Amerika'daki Villanova Üniversitesi'nde görevli gökbilimciler, son birkaç ayda Betelgeüz'ün solduğunu gözlemledi. Aralık'ta, Betelgeüz'ün son 50 yılın en soluk seviyesinde olduğu görüldü, bu da dev kızıl yıldızın her an patlayabileceğine işaret ediyor. Bilim insanlarının teorilerine göre, parlaklığındaki keskin düşüş yıldızın zamanının dolduğunu gösteriyor. Betelgeüz'ü inceleyen Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli gökbilimci Sarafina Nance, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dev yıldızların ömürlerinin sonuna geldiklerinde, büyük bir kayıp yaşadıklarını ve parlaklık kaybının da buna işaret ettiğini söyledi. Ama aksi görüşte olanlar da var. New York Üniversitesi'nden astrofizikçi Emily Brunzen, Betelgeüz'ün dünyadan bakıldığında parlaklığının değişken olduğunu söylüyor. Betelgeüz'ün aniden patlayabileceğini gösteren bir veri yok. Diğer yandan, süpernovaya neden olan süreci yakından gözlemleme şansımız hiç olmadı. Her zaman ani bir patlama olabilme ihtimali vardır denildi. Süpernova, yıldızların çok büyük bir enerji açığa çıkararak güçlü bir şekilde patlamasıdır. Fark edilmemesi imkansız, zira Dünya'ya çok yakın gerçekleşecektir. Daha önce yaşanan yıldız patlamaları, Dünya'nın ısısının artması ile ilişkilendirildi. Bu patlamaların ozon tabakasına zarar verme potansiyeli de var. Dünya'yı ayrıca zararlı solar ve kozmik radyasyona maruz bırakıyor. İyi haber, Güneş'in Betelgeüz'e kıyasla patlama ihtimalinin çok daha az olması. Çünkü Güneş hala çok daha küçük. Ama Güneş'in şişip birkaç milyar yılda Merkür'ü, Venüs'ü ve Dünya'yı yutacağı öngörüsü de yapılıyor. En önemlisi, Betelgeüz bilim insanları tarafından Dünya'ya güvenli bir mesafede görülüyor. Daniel Brown, 50 ışık yılından az her şey bir sorun olabilir. Betelgeüz'de böyle bir durum yok diyor.
Samanyolu'nda süpernova olması, sık yaşanan bir durum değil. En son süpernova, 1604 yılında görüldü. Betelgöz'den 20 kat daha uzakta, yani 13.000 ışık yılı mesafedeydi. Yıldızların ölümü, tarihimiz boyunca birkaç açıdan incelenmiş ve belgelenmiş olsa da, süreç hiçbir zaman yakından takip edilmemişti. 700 ışık yılı Betelgöz için uzak bir mesafe olsa da, astronomik açıdan Samanyolu'nun komşu yıldızı konumunda. Bu da Betelgöz'ü, Güneş'ten sonra yüzeyi ayrıntılı incelenebilecek tek yıldız yapıyor. Betelgöz süpernovası, bilim insanlarına yakından ve kişisel olarak çok değerli bir gözlem şansı sunuyor. Aynı zamanda yıldız gözlemcileri için de muhteşem bir şov izleme imkanı sunuyor. Bazı bilim adamları, meydana gelecek patlamada yayılacak ışığın şiddetinin ayın yansıttığı ışığa eş değer olacağını söylerken, kimi bilim adamları ise patlamanın çok daha parlak olacağını iddia ederek, dünyanın kısa süreliğine de olsa adeta iki güneşi olacağını savunuyor. Yıldızın uzaklığı nedeniyle patlamanın dünya için tehlikeli olmadığını vurgulayan bilim adamları, süpernova patlamasının 5 ila 6 hafta süreceğini belirtiyorlar. Patlamada yayılan ışık nedeniyle, gezegenimizin bazı bölgelerinde insanların beyaz gecelerle tanışacağını söylüyorlar. Patlaması durumunda adeta bir görsel şölen sunacak olan, Betelgöz'ü çıplak gözle görmemiz mümkün olacak ve parlak görüntüsüyle kimi zaman ayı bile gölgede bırakabileceği, hatta gölge oluşumuna neden olabileceği düşünülüyor. Ayrıca parlaklığı birkaç yıl boyunca gözle görülür kalacak. Fakat bir yıl içinde ışığının yaklaşık %36'sını kaybetti Betelgöz. Bu da uzmanların, Betelgöz'ün bir sonraki aşamaya, yani ölmeye başlamaya hazırlandığını düşünmesine neden oluyor. Giga'nın inancı ise yıldızın patlamayacağı yönünde, hatta son incelemelere göre, yıldız ışığını tekrar kazanmaya başladı. Eğer 25 ışık yılı gibi bir uzaklıkta olsaydı, ozon tabakasının bir kısmını yok edip bir süre sonra dünya yaşamının yok olacağı kadar, büyük bir etkiye neden olabilirdi. Fakat şimdilik, yalnızca görüntünün tadını çıkarmak düşüyor bize. Ve olur da patladığını görürseniz, unutmayın ki aslında yaklaşık 700 yıl önce patlamıştı. Bayer sınıflandırmasında Alfa Orionis olarak geçen ve ismi İngilizce'de Ori olarak kısaltılan ikizlerevi, teleskoplarda kırmızıya çalan rengiyle, biraz da iblisi çağrıştırıyor. Bu nedenle Beter Böcek filmine esin kaynağı oldu. Her durumda şişen yıldızların yüzey alanı büyüyor ve yüzey sıcaklığı da azalıyor. Betelgöz'ün yüzey sıcaklığı da sadece 3316 santigrat ki bu da 5500 derece sıcaklıktaki güneşten oldukça düşük sayılır. Sonuç olarak soğuyan yıldızların ışığı, kırmızıya kayıyor ama yaprak gibi solan Betelgöz'ün gerçek rengi, salt kırmızıdan ziyade portakaldan kırmızıya çalıyor. Betelgöz'ün ne zaman patlayacağı tam olarak bilinmese de, meydana gelecek süpernovanın kısa bir süreliğine, tüm gökadayı aydınlatacak büyüklükte olacağı tahmin ediliyor. Siz bu ne zaman patlayacağı belli olmayan, süperdev yıldız hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.